sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 14 Aralık'ta Türkiye saatine göre akşam 19-17'de Yay Burcu'nun 23 derecesinde yeni ay ile beraber 2020'nin son güneş tutulmasını yaşayacağız. Bir sonraki güneş tutulması 2021'in Haziran ayında olacak. Bu güneş tutulmasının tesiri en az önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek. Büyük plandaki resmi belirleyecek. Evet, yay burcundaki Yay ikizler aksındaki e, ay düğümleri geçişimiz ve ikizler yay aksındaki tutulmalarımız devam ediyor. Güney düğüm yönündeki bir e, güneş tutulması bu. 142 saros nolu aileye ait ve e, bu tutulmanın bu e, saros ailesine ait e, bir önceki tutulmayı 2002 yılının Aralık ayında yaşamıştık. 23 derece yay burcundaki tutulmayı ise 2001 yılının yine Aralık ayında yaşadık. Yani her 18-19 yıllık döngü tutulmalar içerisinde, kendi içerisindeki önemli süreçleri aslında gösterir. Ve bizler de hayatlarımızda bu 18-19 yıllık döngülerde tutulmaların tetiklemesiyle benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Tamamen aynı olmaz tabii ki ama haritalarımız, kişisel haritalarımız bir şekilde aynı tutulmalarla tetiklendiği için hayatlarımızda da benzer temalar şöyle bir dönüşümlere uğrayabilir ya da daha kadersel bir şekilde etkilerle karşılaşabiliriz. Bu tutulma Türkiye'den izlenemeyecek. Daha çok Güney Amerika'dan gözlemlenen bir tutulma. Brezilya, Arjantin, Şili, Paraguay, Peru, Bolivya, özellikle tutulmanın gözlenebileceği ülkeler olacak. Tutulmanın gözlendiği ülkeler daha fazla fiziksel olarak etki alırlar ve belki de bu güneş tutulmasının tesirlerini bu ülkelerde özellikle Güney Amerika'da daha fazla görebiliriz. Bunun yanı sıra tabii ki her ülkenin, her kişinin bir horoskobu var ve özellikle tutulmanın An haritasına göre tesir alan yerlerde de e, bu tutulmanın etkilerini yine görebiliriz. Evet, 23 derece yay ateş elementinin değişken nitelikli bir burcu ve e, tutulma an haritasına göre de yengeç burcu yükseliyor. Tutulma haritanın da altıncı evinde meydana geliyor. Güneş ve e, Ay. E, e, tutulma horoskobunun altıncı evinde kavuşuyorlar biraz daha Tabii ki altıncı ev günlük hayatımızın detayları hizmet alanları çalışma konuları e, sağlıkla ilgili konulara işaret eder yay burcu e, Jüpiter tarafından yönetilir bizim geniş kitlelere yayılan e, başkaları tarafından Aslında gözlemlenen ve toplumun genel kültürel yapısını, hukuksal yapısını etkileyen kavramlarla ilgilidir. Eğitim, öğrenim, özellikle üniversiteler, akademik konular, yayın işleri, medya işleri ki günümüzde belki daha çok sosyal medya ile ilgili kavramlar, seyahatler, uzak yolculuklar, yabancı ülkeler, uluslararası işler, ee, hukuksal konular, yargı, mahkemeler, davalar, e, her türlü tabii ki e, uluslararası alanda yapılacak e, temaslar, seyahatler, e, inanç ve felsefi konular, maneviyat, ki din ve inançlar e, ve özellikle dini kurumlar, inanç mekanizmaları, e, yay burcuyla ilişkilendirilir ve güneş tutulması kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da büyük planda belki bu temaları ve bu temalarla ilgili etkileri daha belirleyici kılabilir. Bunlarla ilgili yeni düzenlemelerin, bazı önemli değişimlerin, dönüşümlerin olduğu bir süreçte olabiliriz. Ateş elementi güçlü bu tutulmada çünkü Koç burcunda bir Mars var. Tutulma sırasında Güneş'le Ay'la ve yine Yay burcunda olan Merkürle üçgen açı yapıyor. Hem duygusal anlamda hem zihinsel anlamda hem fiziksel anlamda Mars enerjiyi hareketlendirirken çabuk harekete geçme, çabuk karar verme, eyleme geçme yönünde bize özgüven verebilir. Cesaretimizi arttırabilir. Bir şeyleri hızlandırabilir. Merkür tutunmada çok aktif. Bu da zihinsel süreçleri aslında işaret ediyor. Yani bilgi, bilgi paylaşımları, iletişimle ilgili konular eğitimle ilgili konular olur, ulaşımla ilgili, seyahatlerle ilgili konular olabilir özellikle. Bu konuları çok e, ön plana taşıyor. E, ama bir yandan da bir Neptün etkisi var. Balık burcundaki Neptün hem ay düğümleriyle ikizler yay aksıyla, hem de güneşle, yayla, ayla, e, hem de merkürle bir kare açıda. Neptün balık burcunda çok idealist, çok vizyoner olabilir. E, hayata daha belki idealistçe bakma biraz manevi konuları önemseme, inançlı sistemlerinin çok güçlenmesi olabilir. Hassasiyeti kırılganlığı arttırabilir. Hayal gücümüzü kuvvetlendirebilir. Ama tüm bunlar olurken tabii ki biraz belirsizliklere de biraz kaosa da neden olabiliyor hayal kırıklıkları kafa karışıklıkları yanılmalar yanılgılar aldanmalar aldatılmalar bilgi paylaşımında karışıklıklar ya da bilinçli bir şekilde yanıltıcı durumlar bunlara yol açabilir Neptün etkisi Merkür tabii ki e, her türlü e, iletişim dedik zihinsel faaliyetler dedik ama sağlık konularında özellikle solunum yollarıyla da alakalıdır ve virüsleri de yönetir. Tutulmanın da genel aksının 6. evde olması, sağlık konularında Neptün-Merkür karesi, Neptün-Güneş-Ay karesi, Neptün her türlü bulaşıcı hastalığın daha fazla yaygınlaşması, yayılması, genel bağışıklık sistemindeki bazı zayıflamalar bunları da gösterebilir ki, bu tutulma özellikle temas ettiği sabit dereceler olsun, haritadaki genel yerleşimleri olsun, genel sağlık temalarını ön plana çıkarıyor ülkemizin de biliyorsunuz Türkiye'nin horoskobunun da yükseleni yengeç altıncı evi yaydır aynen tutulma haritası bu şekilde ee, yine ülkemizin altıncı evinde görülüyor ki altıncı ev kamu alanıdır altıncı ev hizmet alanıdır kamuda çalışanlar işte sağlık sektörüdür özellikle sağlık çalışanlarıdır halkın sağlığıdır ve e, yine güvenlik sistemleri asker askerler, polisler ve özellikle halkı yine ülkenin askeri, donanması, ordusu altıncı evle ilgilidir ki demek ki önümüzdeki 6 ay, Haziran ayına kadar bu gündemler çok ön planda olacak. Sağlık temalarımız zaten artık daha fazla dikkat çekiyor. Bu hastanelerimizi çok zorlayabilir. Bu tutulma belki sağlıkla ilgili konularda, hastanelerde, sağlık çalışanları ile ilgili alanlarda bazı farkındalıkları da gündeme getirebilir. Burada bilgi paylaşımında bilgi aktarımındaki yanılgıların karışıklıkların da belki daha görünür hale gelmesi mümkün. Buna da dikkat etmeliyiz aynı zamanda her türlü bilgi paylaşımında bu karışıklıklara dikkat etmeliyiz. E, tabii ki sağlığı da biraz daha fazla önemsememiz gereken bir süreçteyiz. Sağlıkla ilgili olarak e, bulaşıcı hastalık pandeminin de etkisiyle günlük hayatımızda yine iletişim, ulaşım, özellikle belki yay burcunun e, teması daha çok seyahatleri yönettiği için, her türlü ulaşım alanını ve ulaşım sektöründe yönettiği için e, bazı kısıtlamalar olabilir. Şu anda devam etmekte olan kısıtlamalara ekstra belki şehirler arası, ülkeler arası hani seyahatlerde de bazı kısıtlamaların, düzenlemelerin olmasını e, bekleyebiliriz. Yine uluslararası alanlarda e, bazı belirsizliklerin olması ya da bu hareket kısıtlamaların olması mümkün. Her türlü iletişim dedik, medya dedik, sosyal medya dedik. Buralardaki tabii ki haber paylaşımlarına dikkat etmek lazım. Neptün yanıltıcı durumlara yol açabileceği gibi genel medya üzerinde yapılabilecek bazı farklı uygulamaların, farklı girişimlerin, ya da belki yeni düzenlemelerin de gündemimizde olabileceğini işaret ediyor. 23 derece yay antisyen derecesi olarak aslında 7 derece oğlak olarak e, ülkemizin tam 7. ev çizgisi Türkiye'nin horoskobunun yükselen alçalan çizgisinde ve tabii ki yine 7 derece e, terazide olan Mars'ımızla da, da tam bir karede. Altıncı ev ordu ve askerimiz dedik, donanmamız dedik. E, bu yay tutulması uluslararası alanda yine e, gerek Akdeniz'de olsun gerek Ege'de olsun askeri alanda donanmamızla ilgili alanda tesirlerde de askeri anlamda e, bazı yeni girişimlerin olabileceğini e, gündemimizde özellikle belki baktığımızda önümüzde Mars'ın da İkizler Burcu'ndan geçiş yaptığı Mart ve Nisan aylarında e, gündemin askeri alandaki hareketliliğin e, ülkemiz adına çok yoğun olabileceğinin de işaretlerinden birisi. Evet kişisel olarak baktığımızda 23 derece yay tutulması özellikle değişken burçlarımızı daha fazla etkileyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ve kişisel gezegenleriniz 23 derece ve yakınlarında değişken burçlarımızdaysa bunlar yay ikizler başta olmak üzere başak ve balık da değişken burçlarımızdır bu burçlarda özellikle güneş burcu yükselen burcu ay burcu ya da kişisel gezegeni olanlar bu tutulmadan daha fazla bireysel etki alacaklar ve önümüzdeki süreçte daha kadersel gelişmelerle karşılaşabilirler hayatları içerisinde şimdi kısaca yükselen burçlarınıza göre tutulmanın tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Yay burcundaki güneş tutulması 9. evinizde meydana gelecek. Güneş tutulması yeni ayda olduğu için yenilikler, yeni başlangıçlar adına aslında çok destekleyicidir ve bu tutulma burcunuzdaki Mars'la çok güzel bir uyum içerisinde. Demek ki tutulma cesaretinizi artıracak sizin e, yeni hedefler belirleyebileceğiniz gibi biraz daha vizyonunuzun da geliştiği bir dönemdesiniz e, bu hayal ettiğiniz yeni hedefleriniz e, geleceğe dair projelerinize adım atarken daha cesur daha girişken davranabilir inisiyatif alabilir hızlı adımlar atabilirsiniz Evet özgüveniniz artıyor biraz o Mars'ın etkisi çok sabırsız, çok dürtüsel de yapabilir sizi. Buna dikkat edin. Bazen düşündüğümüz bir fikri, bir inanç, inancı çok fazla savunabiliriz. Hiçbir olasılığı ya da karşıları, karşımızdaki kişilerin beklentilerini fark edemeyebiliriz. Biraz bencilce ve aşırı dürtüsel davranmamız da mümkündür bu tutulmanın etkisiyle. O yüzden Biraz daha sakin olmakta da fayda var, daha dengeli olmakta da fayda var. Gökyüzü sizi destekliyor hedeflerinize ulaşma konusunda ama çok da sabırsız, aşırı böyle inatçı, çocuksu, bencilce de bencilce de davranmamak gerekiyor. Bu tarz tavırlar biraz hedef şaşırtabilir, biraz kafanızı karıştırabilir, biraz belki bazı gerçekleri tam görememenize neden olabilir. Evet hangi türde girişimlerde bulunabilirsiniz? Özellikle uluslararası alanlarda çok fazla kapılar açılabilir size. Akademik konularda herhangi bir eğitimle ilgili bir konuda başlangıçlar yapabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için çaba gösterebilirsiniz. Hukuksal konularda aktif olabileceğiniz bir dönem. Her türlü iletişim, medya, yayın işleri, basın işleri, sosyal medya işleri, bilişim sektörü... Buralarda işinizle ilgili, özel hayatınızla ilgili, bireysel hedeflerinizle ilgili girişimlerde bulunabilir, aktif olabilirsiniz. Bu tutulma tesiri yurt dışıyla ve uzaklarla temaslarınızı arttırabileceği için önümüzdeki 6 aylık dönemde daha fazla seyahatler yapmanız, şehirler arasında veya ülkeler arasında işlerinizle ilgilenmeniz mümkün. Hatta belki bazılarınız başka bir şehre taşınmak, başka bir ülkede yaşamak istiyor ya da bir işe girmek istiyor ya da eğitime başlamak istiyor. Bunlarla da ilgili girişimlerinizi destekleyebilecek bir tutulma. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz yükselen burcunuz, kişisel önemli gezegenleriniz 23 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmanın bireysel olarak size etkileri çok daha güçlü ve aktif olacaktır ve daha kadersel bir şekilde hayatınızda hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Yay burcundaki güneş tutulması 8. evinizde meydana gelecek. 8. ev güneş tutulmaları daha çok aslında yeni başlangıçlar adına biraz da para ve finans konularınızı işaret ediyor. Bu para ve finans konuları başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar olabilir ya da çalışmadan gelebilecek bazı kaynaklar olabilir. Neler olabilir? Örneğin bir kira geliri, bir emlağınızı, mülkünüzü kiralayabilirsiniz. Bir satış geliri olabilir. Bir miras konusu, bir nafaka geliri ya da bir tazminat beklentisi olabilir. Bir burs istiyorsunuz eğitimle ilgili örneğin bir burs bulabilirsiniz. Bir kredi başvurunuz var. Bununla ilgili açılımlar olabilir. Bir borcunuzu ödemek, bir vergi borcunu yapılandırmak olabilir. Ya da eşinizin parasal kaynaklarında bazı kapıların açılması, eşinizin işe girmesi, çalışmalarından alacağı kazançların bir şekilde değişmesi, dönüşmesi Bunlar beklenebilir. Bazı işbirliklerinde yatırımlar, işbirlikleriyle bağlantılı e, ortağınızdan gelebilecek gelirler, yatırımlar mesela. Bunlar da gündeme gelebilir. Yani genel itibariyle maddi durumunuzun, finansal gelir gider dengenizin ve bazı ek kazanç olanaklarınızın gündeme gelebileceği bir güneş tutulması olacak. E, para dışında manevi açılımlar getirebilir size bu tutulma. Bazı sağlık sorunlarınızla ilgili bir operasyon, bir ameliyat, hani bir diş, dişle ilgili bir konu olabilir. Belki estetikle ilgili bir uygulama olabilir. Bazen e, ameliyatlar hani bir doğum bile olabilir. İlla bu çok ciddi bir sağlık sorunu olması gerekmiyor. Bu tarz hani operasyonların ya da bazı tıbbi e, uygulamaların da gündemde olması mümkün. Bunlar tabi daha çok şifalanmak ve bazı sorunlarınızı çözmek için de olabilir. Bir fırsat niteliğinde de olabilir. Farkındalığınızı geliştirecek çok bilinçaltı hareketliliklerin e, psikolojik anlamda belki bir psikanaliz, belki bir terapi, belki geçmişe dönük böyle bir regresyon çalışması. Yani psikolojik ve ruhsal açılımların ve şifalanmaların da gündeme gelebileceği Önemli bir dönem başlıyor sizin için. Önümüzdeki altı aylık dönemi düşünebiliriz. Yani kısa vadeli bir etki değil. Güneş tutulmalarının tesirleri. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Her boğa aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle değişken burçlarda, yay, ikizler, başak, balık gibi burçlarda kişisel gezegenleriniz varsa ve bunlar 23 derece ve yakınlarındaysa o zaman bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, yay burcundaki tutulmada en fazla etki alan burçlardan biri de sizsiniz. Çünkü tam karşıt burcunuzda ilişki evinizdeki güneş tutulması, ilişki dinamiklerinizle ilgili daha kadersel etkileri gündeme getirecek. Önümüzdeki altı ay özellikle haziran ayına kadar bu tesirler aktif oluyor. Dönem dönem, belki önümüzdeki Mart ayında, belki Mayıs sonu Haziran ayında ya da hemen hızlı bir şekilde Aralık itibariyle bu tesirleri alabilirsiniz. Yeni evlilikler, evlilik kararları, yeni birliktelikler, tanışmalar, işbirlikleri, süre gelen evlilikleriniz veya ilişkileriniz varsa bu ilişkili din, ilişkilerinizde olabilecek belki dönüşümler ya da eşinizle ilgili partnerinizle ilgili olabilecek gelişmeler hayatınızda olabilir Evet Mars'ın desteği ve ateş elementinin güçlü olması bu tutulmanın tesirlerini hızlandırıyor e, karşınızdaki kişilerin daha güçlü, daha kararlı olduğunu ya da eşinizin enerjisinin arttığını, daha güvenli hareket ettiğini, bazı projelere girdiğini görebilirsiniz. Sizin de yeni teklifler almanız, e, belki hayal ettiğiniz bazı iş teklifleriyle bu dönemde karşılaşmanız mümkün. Ama yine de Neptüne dikkat edin çünkü siz bir değişken burçsunuz ve balık burcundaki Neptün size kare açı yapıyor. Yani hızlı hareket etmeden önce özellikle Kariyer hedeflerinizde içinde bulunduğunuz şartlara dikkat edin. Daha gerçekçi adımlar atmaya çalışın. Her ikizler aynı şekilde etkilenmeyecektir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 23 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmanın bireysel olarak etkileri hayatınızda daha çok öne çıkabilir sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar yay burcundaki Güneş tutulması altıncı evinizde yenilik getiriyor Evet önümüzdeki altı ay daha fazla mercek altında olacak burası mesleki anlamda bazı yeni kapılar açılabilir size yine iş hayatınızda mesleki anlamda işinizi geliştirmek adına Belki bazı eğitimlere, seminerlere ve benzeri oluşumlara katılabilirsiniz. İşinizle ilgili ticari oluşumlar, yabancılarla yapacağınız kontaklar artabilir. İş seyahatlerinin, iş gezilerinin, işinizle ilgili belki bazı sosyal medya gibi internet gibi bilişim alanında yapılacak gelişmelerin olması da mümkün. Günlük hayatınızın temposunda ve günlük hayatınızın şartlarında da bazı değişimler yapabilirsiniz. Tabii ki genel sağlığınıza da dikkat edin. Bu tutulma aslında sağlığınızla ilgili bazı açılımlar getirirken sağlığınızı iyileştirmek ve günlük hayatınızın kalitesini arttırmak adına da bazı önemli kararlar verebileceğinizi de işaret ediyor. Belki beslenme düzeninizle ilgili, diyetinizle ilgili olabilir spora başlayabilirsiniz e, günlük hayatınızda Belki daha fazla fiziksel aktivite düzenli bir spor yapmak söz konusu olabilir kilo sorununuz varsa e, kilonuzu vermek için de bazı radikal değişimler yapabilirsiniz yine alışkanlıklarınızla ilgili lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle yay ikizler balık ya da başak burçlarında kişisel gezegenleriniz varsa ve bunlar 23 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim tesirler sizin için özellikle ön planda olabilir sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar yay tutulması sizin için aslında çok destekleyici sizin gibi ateş elementinde olacak beşinci evinizde olacak yaşam enerjinizin çok güçlendiği bir dönemdesiniz aslında bu tutulma Mars'tan da destek aldığı için sizin için özgüven çok yükseliyor. Yani çok kendinizi şöyle bir umutlu, mutlu, cesur özgüvenli hissedebilirsiniz. Cesaretle e, bireysel girişimlerinize adım atabilirsiniz. Ya da kendinizi göstermek adına yeteneklerinizi değerlendirmek adına e, bazı faaliyetlere adım atabilirsiniz. Örneğin bir uğraş, bir hobi. E, gündeme gelebilir bir eğitime başlayabilirsiniz. Çocuklarınızla da ilgili olabilir. Çocuk sahibi olmak için çok mükemmel bir tutulma döngüsündesiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen aslanlar, e, evet, bu tutulmayla beraber önümüzdeki yıl e, bir hamilelik gündeme gelebilir ya da bir doğum gündemde olabilir. E, çocuklarınız var, çocuklarınızla ilgili yine hızlı gelişmeler olabilir. Onların gelişimleri, onların büyümeleri, belki bir eğitime başlamaları ya da daha yetişkin çocuklarınız var, evlenebilirler, işe başlayabilirler veya çocuk sahibi olabilirler, sizin torununuz olabilir gibi. Yani demek ki çocuklarınızla ilgili konu ve kavramlar sizin için de hayatınızda belirleyici olacak bu dönemde. Yaratıcılığınızın çok güçlendiği bir dönem. Yalnızsanız aşık olabilirsiniz. Romantik konularda, aşkla ilgili gelişmelerde bu tutulma size önemli kapılar açabilir. Evet lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa Güneş burcunuz, yükselen burcunuz bu tutulmanın sizin için çok daha öncelikli olduğunu, daha tesirli olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar Yay burcundaki güneş tutulması 4. evinizde meydana geliyor. Özel alanlarınız aileniz, ailevi ilişkiler, ebeveynlerle ilgili konular, yaşam alanlarınız, evinizle ilgili konularda yenilikler var. Evet bu tutulma tesirleriyle önümüzdeki birkaç ay hızlı bir şekilde belki yer değiştireceksiniz, taşınacaksınız, emlak alabilirsiniz, emlak satabilirsiniz, e, ailenizin evini, emlağını, toprağını, gayrimenkulünü değerlendirme fırsatları da olabilir bu dönemde size ek gelir getirebilir mesela bunlar. Kazançlarınız olabilir ya da bir ev almak istiyorsunuz ama bir krediye ihtiyacınız var. Kredi alabilirsiniz, sonra bir ev alabilirsiniz gibi. Aile kurmak için de uygun bir dönem. Birçok Başak evlenebilir, aile kurabilir. belki ailesinin ailesiyle birlikte yaşayan Başaklarımız evden ayrılabilir. Kendi özel evini açabilir gibi. Daha çok yaşam düzeninizle ilgili değişimler var. E, tabii ki yer değişimleri, taşınmalar da olabilir bu dönem içerisinde. Evet, önemli bir tutulma. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında gezegeni olanlar, güneş burcu, yükselen burcu, önemli gezegenleri olanlar bu tutulmadan birebir daha güçlü etkiler alabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, yay burcundaki güneş tutulması 3. evinizde meydana gelecek. Zihniniz e, daha fazla yaratıcı olacak. Yeni fikirler, yeni düşünceler, özgürleşiyorsunuz. E, yeni şeyler de öğrenmek istiyorsunuz. Bu tutulma aslında sizi e, eğitim ve öğrenim alanında çok destekliyor. Yeni bir şeyler öğren, yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Yeni bir e, kişisel gelişim anlamında belki farklı kültürlerle ilgili eğitimlere katılabilirsiniz bir eğitiminizi tamamlamak istiyorsunuz Belki üniversiteyi bitirdiğiniz yüksek lisans ya da doktora yapacaksınız bu tarz girişimleriniz var bunlarla ilgili adımlar atabilirsiniz yurtdışı bağlantılı her türlü eğitim olsun ticari konu olabilir Bunlar faaliyetler olabilir gündeminizde olabilir bu tutulma sizin önümüzdeki aylarda özellikle 2021'in genelinde de bu tesir devam ediyor aslında. Çok şey öğreneceğiniz, yeni şeyler öğreneceğinizi gösterirken daha da fazla seyahat edebileceğinizi gösteriyor aslında. Yani çok fazla gezi ve seyahatin gündeme gelebileceği bir dönem. Evet pandemi var çok gezemiyoruz ama hani siz belki de en fazla gezebilen burçlardan biri olacaksınız bu süreç içerisinde. Her türlü iletişimle ilgili konu aktif. Yani özellikle belki internet, bilişim sektörü olabilir, sosyal medyada bir şeyler oluşturabilirsiniz, web sitesi oluşturabilirsiniz, işinizle de ilgili olabilir bunlar. Belki bas yayıncılıkla ilgili işleriniz var, belki bir şeyler yazacaksınız, belki bir kitap yazacaksınız. Bu alanlarda da çok destekleyici bir tutulma. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa... Değişken burçlardaysa, ateş burçlarındaysa, hava burçları, ateş burçları daha fazla destek alıyor çünkü. O zaman daha verimli, daha hoş, güçlü etkiler altında olduğunuzu söyleyebiliriz. Kardeşlerle de ilgili bazı konular önümüzdeki aylarda belki daha fazla hayatınızda da gündemde olabilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yay tutulması ikinci evinizde. Bu tutulma tesirleri önümüzdeki aylarda, 2021'in genelinde aslında parasal konularınızı şekillendiriyor. İşi olmayan akrepler işe girebilir, para kazanmaya başlayabilir. Ya da var olan paranızı, mal varlıklarınızı bir şekilde değerlendirebilir, yeni yatırımlar yapabilir, daha önceden yapmış olduğunuz yatırımların geri dönüşlerini alabilirsiniz buralarda Tabii ki dönüşümler de olabilir parasal konularda özellikle ee, para hesabı bütçenizi ayarlama gibi konularda belki yeni e, gelişmeler olacak bu süreç içerisinde her akrep aynı şekilde etkilenmiyor Tabii lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 23 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa ve bunlar değişken burçlardaysa o zaman bu bahsettiğim hani parasal konuların hayatınızda, bireysel hayatlarınızda daha aktif olmasını bekleyebiliriz. Mars'ın desteği özellikle iş konularına çok önemli fırsatlar getiriyor sizin için. Yeteneklerinizi değerlendirmeniz yönünde de sizi daha fazla teşvik ediyor. Yani cesaret edemediğiniz bir işle ilgili bir konuda hani bir yetenek de olabilir bu ya da var olan bir değeriniz olabilir bunu değerlendirip bir iş haline getirmek için bu tutulma sizi destekleyebilir cesaretinizi artırabilir gelelim sevgili yaylara ve yükselen yaylara Evet başrolde siz varsınız bu tutulma sizin için çok kadersel özellikle doğum günü 10 Aralık'la 18 Aralık arası olan sevgili yay burçlarımız ve yükselen burcu 23 derece ve yakınlarında olan yay burçlarımız Belirgin bir şekilde kadersel etkiler altındasınız diyebiliriz. Bu tutulma hayatınıza yeni kapılar açıyor. Mars'ın desteğiyle enerjiniz çok yüksek, özgüveniniz çok yüksek, cesursunuz, daha girişkensiniz. Hayatınızda yapmak istediğiniz değişimler, yenilik, yenilikler için rahatlıkla inisiyatif alabilir, cesurca harekete geçebilirsiniz aslında bu tutulmayla beraber. Çocuk sahibi olmak olabilir. Bir aşka ee, mesela bir aşık olabilirsiniz bu tutulma enerjisiyle veya süre gelen bir ilişkiniz var evlenmek isteyebilirsiniz veya evlisiniz çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz ya da iş hayatınızda girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz birçok yay kendi imajında değişimler de yaşayacak belki hayata bakışı hayattan beklentileri de değişecek bu tutulma ile beraber ailevi konularda duygusal konularda hassasiyetleriniz var Evet biraz belki ebeveynlerinizle ilgili ya da ev temalarında, aile konularında daha idealistçe, daha duygusal, daha hassas ya da daha kırılgan yaklaşıyorsunuz. Bu duygusallığı biraz dengelemekte fayda var. Bazen çok fedakarlıklar gündemde olabilir ya da çok hayalci davranabilirsiniz. Daha gerçekçi olmaktan fayda var. Gerçekçi olduğunuz takdirde, aşırı duygusal olmadığınız takdirde gökyüzü yapmak istediğiniz yenilikler, hayatınıza sokmak istediğiniz enerjiler alanında sizi destekliyor ve bunları önümüzdeki altı ay hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Yay burcundaki güneş tutulması 12. evinizde. Bu tutulma tesirleriyle beraber biraz daha hani hayatın daha içsel, daha manevi, daha ruhsal konularına odaklanmanız mümkün. Tabii ki kendinizle ilgili önemli keşifler de yapabilirsiniz. Farkındalığınız artabilir. Geçmişi sorguladığınız bir dönem aileyle ilgili konular olabilir. Aile içi ilişkiler, ebeveynlerle ilgili konular, belki sorunlarınız var onlarla ilgili. Belki çok derinlerde çocukluğunuzla ilgili bazı konular var bilinç altınızda birikmiş olan duygular düşünceler var bunları fark etmek Belki bunlardan biraz özgürleşmek adına daha cesur davranabileceğiniz bir dönem ruhsal bedensel zihinsel her türlü hayatınızda iyileşme şifa olanaklarını bu tutulma etkisiyle bulabilirsiniz sağlığınızı iyileştirebilirsiniz Tabii ki öncesinde Belki var olan bazı konuları da hani sağlıkla ilgili keşfedeceksiniz ya da iş hayatınızda günlük hayatınızın detaylarında bir şekilde e, sizin adınıza olumlu olan ve olumsuz olan bazı konuları keşfedeceksiniz ve bunları dönüştürmek için yeni düzenlemeler yapmak için de bu tutulma size destek olabilir her oğlak aynı şekilde etkilenmiyor Hatta bazı oğlaklar hiç etkilenmeyebilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 23 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa bunlar ikizler yay balık ve başak bu burç gruplarımız bireysel olarak daha güçlü tesirler alabilirler sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar yay tutulmalarından genellikle olumlu tesirler alırsınız Evet şöyle bir 2001-2002 yıllarını bir e, gözden geçirin hayatınızda ne gibi yenilikler oldu bu tutulma hayata daha umutlu bakmanızı sağlıyor aslında. Bu tutulma özgüveninizi arttırıyor. Projeler adına çok keyifli bir tutulma. Sosyal hayatınız, iş hayatınız, özel hayatınız buralarda yeni fikirler oluşturabilir. Bu fikirlerinizi etrafınızdaki kişilere de kabul ettirebilirsiniz. Herhangi bir grubu yönetmek, liderlik yapmak, bir projeyi başlatmak adına güçlü bir tutulma. Yeni tanışmalar, yeni gireceğiniz sosyal çevreler, yeni işler olabilir. Aşk hayatınızda hızlı gelişmeler, dönüşümler olabilir. Çocuklarınızla da ilgili tabii ki hayatınızda bazı önemli kapılar açılabilir. Genellikle bu tutulmanın size olumlu tesirler getireceğini söyleyebiliriz. Sadece parasal dengenize biraz dikkat edin. Para konularında, harcamalarda, yatırımlarda çok hayalci olmamaya çalışın. Ee, sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, değişken burçlarda da bunlar öne çıkıyorsa bu tutulmanın sizin için tesirlerinin çok daha güçlü olacağını söyleyebiliriz. Ve sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar, en fazla etki alan burçlardansınız. Değişken bir burç olduğunuz için tutulma sizin 10. evinizde, kader evinizde, kariyer evinizde kuşkusuz hayatınızda önemli bazı kapıları açabilir ve önemli bazı ayarlamalar yapabilir. 2001-2002 yıllarını lütfen gözden geçirin. Kariyerinizle ilgili değişimler oldu mu acaba? Bu tutulma buralarda yeni aşamalar da gündeme getirebilir. Evet, iş değişimleri olabilir. Çalışmıyorsanız bir iş fırsatı, bir çalışma imkanı, bir meslek başlangıcı olabilir. Kendi işinizi kurmak veya çalışıyorsunuz terfi etmek başka bir yere geçmek olabilir mevkiniz artabilir yükselebilir kazançlarınız artabilir yeteneklerinizi daha iyi ifade edebilir toplum önünde çalışmalarınızla dikkat çekebilir başarı elde edebilirsin Çünkü bu tutulma sizi biraz daha görünür hale getirecek gibi yani bu bir başarıdır bir ünvandır statünüzde olacak bir değişimdir bu iş ve çalışmayla olabileceği gibi bazen ilişkilerle de ilgili olabilir sevgili balıklar yani bir evlilik bir ayrılık, bir işbirliği, ortaklık ve benzeri buralarda olabilecek dönüşümler de tabii ki sizin statünüzü, toplumdaki duruşunuzu şöyle bir şekillendirebilir. Tüm bunları önümüzdeki 6 ay hayatınızda şöyle bir güçlü bir şekilde bekleyebilirsiniz aslında. Burcunuzdaki Neptün hayalci yapıyor sizi. Evet ama yaratıcılığınız da çok güçlü. Gerçeklerle hayalleri iyi dengelemeye çalışın. Bunu dengeleyebilirseniz bu tutulma kariyer ve iş hayatınızda ve maddi konularda olacak gelişmeler adına sizin için çok güçlü, çok hızlı, çok e, yararlı bir tutulma sevgili balıklar. Birçok balık yerde değiştirebilir. İşi gereği, e, çalışma ortamlarında değişimler, taşınmalar, belki ev ortamınızda da olabilir bunlar. Hani yer değişimlerinin de yaşanabileceği bir süreç aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu tutulmanın bireysel tesirlerini daha güçlü, kuvvetli hissedebilirsiniz. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.